Yarı final serisinde Timor ve Supermassive arasında 3. maça doğru geçiyoruz. Seçim yasaklama ekranı birazdan başlayacak. Supermassive'in 2 maçlık üstünlüğü devam ediyor. Timor ise henüz bir varlık gösterebilmiş durumda değil. Ortaya koydukları toplamda 2 skor, 2 ejderha ve 2 kule var. Aynen öyle. Yasaklama seçim ekranı 2-0 gerideler. Sonuçta 40 yapıyor. Evet. 2-0 gerideler mi peki? Gerideler. Aurora. 2-0 geride. Varlık gösterdiler mi? Gösterdiler. İki kule aldılar. İki ejder. Yeter ya. Ezil yasaklaması geldi bu arada. Wow. Yani Açuyu birazcık daha rahat oldu. Öbür taraftan da. Evet. Tamamen mavi kırmızı taraf değişince yasaklamaların rengi de değişti. Bu arada Poppy ilk tercih olabilir veya kırmızı taraftan ben yasaklama olarak bekliyorum. Yani Aurora burada Poppy yasaklarsa çok enteresan bir sahne ortaya çıkmış olur. Ben Supermassive'in son yasaklamasının Poppy olacağını düşünüyorum. Çünkü Aurora aç gibi atlayacaktır onun üzerinde. Yani. Alacaktır diyorsun yani. En hızlı şekilde almak isteyecektir. Abi 2-0 gerideyken artık bu noktadan sonra atlıyorsun. Alma gibi bir durum yok yani. O refleksin artık gidiyor yani. Acaba Supermassive yasaklar mı? Ben yasaklayabileceğini düşünüyorum. Hayda. Aurora Poppy'yi görmek istemiyor. Ama Zersit de çok iyi performanslar gösterdi. Ya şöyle, belki de birinci tercih için başka planları var bu noktada. Yani yine Azir mi alacaklar ya da Nautilus mu alacaklar bilmiyorum ama. Ya onlar adına şu anda bence Gragas'ın yasaklanmamasını en çok istedikleri şey bu. Kanan'ın ellerine Gragas'ı vermek gibi bir planları var ama Supermassive'in ben o oyunda bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama Gragas Corki gitti. Bu arada Evenin'in sene boyunca Gragas çok iyi oynadığı Corki gitti ama bu seri boyunca aslında beklenen performansa ulaşamayan Kanan'ın ellerine çok iyi olduğu bir Gragas'ı verme şansı elde etmiş oldu Aurora. Evet. Ve ya tabii burada eğer Aurora bu maçta bu yasaklama seçim ekranını da kazanırsa bir şekilde şunu göreceğiz. O kırmızı tarafta olma isteğinin de ne kadar kötü bir şekilde geri teptiğine şahitlik edeceğiz. Ya o bence yasaklamada aldıkları bir yasaklamalık ceza onları böyle bir karar almaya itti ama sana katılıyorum. Yani o ilk tercihi vermiş olmak her iki maçta da maçı bu hallere getiren Poppy'di aslında bakarsan. Yani Dumble'ın müthiş performansını tabii göz ardı etmek istemem. Ama Poppy yetenek setiyle olsun. Mesela önceki savaşta biz Darkseid'in ne kadar geç geldiğinden bahsetmiştik ama Poppy ultisiyle geriye yollanmış. Aynen. Şimdi bu arada Supermassive Bard'ı da tercih edebilir. Ki haritada aslında çok daha sağlam ve hızlı bir şekilde dolaşabilen bir şampiyondan ve bundan daha da büyük bir fayda çıkaran şampiyondan bahsediyoruz. Ki Dumble'ın da favori şampiyonu olduğunu söylemeye ekstradan gerek yok. Olmadığını düşünüyorum. Bakalım bu iki tercihte neyi gösterecekler? Rakipleri gibi kozlarını gösterirler mi? Bu bir soru işareti. Ben daha böyle hani belki bir Lucian açıyı rahat ettirmek için yanında belki bir Bard aşağı koridoru böyle erkenden göstermek iyi değildir ama şartlar bazen bunu gerektirebiliyor. Supermassive de burada süresinin büyük kısmını kullandı. Önceki iki karşılaşmada yasaklanan Sivir bu maçta açının ellerinde görebiliriz ve Storm Age'den Sejuani. Tabii ki eğer böyle tank ve takım savaşına girmek kuvveti olan bir şampiyon alıyorsan Sivir bunların yanında daha da seviliyor. Geçmişe göre hatta kendi hasarda daha fazla olduğu için artık sadece işlevsel değil aslında oyunun sonunda bir noktadan sonra hiper bir taşıyıcı haline bile dönüşebiliyor. Ya şu noktada bence çok ciddi seviyede bir tek yani ultisinin herhangi bir steroid olmaması dışında çok ciddi bir hiper taşıyıcı. Çünkü belli bir süreden sonra o kritik şansınızı arttırdığınız anda seken atış rakip takım hiç farkına bile varmadan onların canının %20'sini %30'unu kendinizi riske atmadan vermenizi sağlıyor minyonlar üzerinden göndererek. Aynen öyle. Ve ilerleyen takım savaşlarında o boomerang'ı rakibin üzerine sektiği senaryoda tam bir kabus. Yani bundan kurtuluşunuz genelde olmuyor. Eğer doğru pozisyonu aldıysa Sivir. Ki yani burada Evelyn'in seçebileceği bir suikastçıya karşı da ki seçmiş gibi duruyor şu an. Eğer o Nautilus yukarı koridor ve Lulu orta koridora giderse ona karşı da o ekstradan bariyeri, büyü bariyeri çok büyük iş yapabiliyor. Bu arada Tristana'ya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Hem Darkseid'in çok sevdiği bir şampiyon olması hem de bu kompozisyon Tristana için biçilmiş kaftan olmasıyla bakalım göreceğiz mi Darkseid'in önünde? Lucian da bu arada bu kompozisyonda hakikaten Lulu ile beraber çok iyi işler yapabiliyor. Özellikle oyunun orta kısımlarında 10 ila 25. dakikalar arasında gerçek bir kabusa dönüşüyor Lucian karşısında oynamak ama Tristana 25'ten sonra herhangi bir saniye çok ciddi tehlike olabilir. Geçen sene SK Telekom'u aslında büyük başarıyı getiren Bank ile beraber Faker'ın yakaladığı o Lucian uyumuydu ve burada görür müyüz ya da Darkseid'den bir Jinx gelir mi?
hiper taşıyıcı demişken. Yani Jinx tabi karşınızda Maokai varken, Sejuani varken, Queen varken ve Sivir varken çok çok iyi bir tercih değil bence. Yani arka tarafa girebilecek iki tane çok ciddi şampiyon Maokai, Queen. Sejuani gibi uzaklardan sizi yerinize mıhlayabilecek bir şampiyon. İşte önüne set çekmeyi düşünüyorlar şu an. Yani Kalista bana kalırsa birazcık daha iyi bir tercih olur ama en iyi tercih bu noktada sanki Tristana'yı almak olur diye düşünüyorum. Tabii Alista ile beraber... Alistar'la beraber... Ben Lucian'a doğru ilerliyorlar. Ama dediğine mi geldik Johnny? Yani bunu deyince eskiden bir Kog'Maw vesaire geliyordu ama günceldi. Yakın geçmişte en çok gördüğümüz senaryo derken Kog'Maw beni andı ve Kog'Maw'u göreceğiz. Kog'Maw gerçi bu yamada eski gücünde değil. Değil. Ama Lulu gerçeği var. Yani tükürmeye başladı mı o kule gibi, hatta kuleden daha fazla hasar veren bir garip bir şeye dönüşüyor. Yani saldırı hızını takip edemediğiniz moda geçtiğinde diyelim şöyle. Aynen. O saldırısını kesecek bir şeylere ihtiyacınız var. Burada elinizde neler var? Her şeyden önce bir Queen var. Eğer Queen arka safları bir şekilde girmeyi başarırsa Kog'Maw bayağı bir canı sıkabilir. Sejuani var. Ultisini tutturmayı başarırsa ama etrafta böyle iki tane duvar varken bir de Morgana gerçeği varken o ulti çok yani tutar mı tutmaz mı tartışırım. Eğer Zerosting doğru oynarsa, takım arkadaşını iyi korumayı başarırsa, hatta Avenue'nun da Lulu'su ile beraber yani Juggernaut burada iş yapabilir. Tanklara karşı da müthiş bir silah. Onu söylemek lazım. Yani ön safların ne kadar kalın olursa olsun Kog'Maw doğru pozisyonda saldırıya başladığı zaman hele ki yerinden oynamak zorunda değilse paramparça eder. Tank falan tanımaz. Şu an bütün parayı Aurora gitti ve Darkside'a yatırdı. İki maçtır da erken safhada agresif olmak isteyen taraf olan Aurora bu sefer o rolü birazcık daha Supermassive'e bırakmış durumda. Queen de orta koridorda Narun'un ellerinde olacak. Daha önce oynadığını gördük. Yanılmıyorsam tiebreak maçları, eşitliği bozma maçları arasında oynamıştı. İyi de bir Queen oyuncusu ama orada şüphe çeken bir iki tercihi vardı. Bakalım bu sefer birazcık daha geliştirmiş mi oyununu ama oyunun sonunu isteyen, oyunun sonunu dört gözle bekleyen taraf kesinlikle Team Aurora olacak. Evet, onların eline gelişirse. Gerçi Supermassive'in tamamen oyunun sonunda oyundan koptuğunu söyleyemeyiz. Evet, belki de Queen hani takım savaşlarında çok fazla bir şey size sunmuyor. Ama ayrı ittirmede inanılmaz işler yapabiliyor. Ki karşısında kim duracak sorusu gündeme geliyor o zaman. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü hani Mako'yu bir yere giderken evet Trandolo'nun karşısına gidecek. Eğer siz Queen'in karşısına Lulu'yu göndermeye çalışırsanız Queen öyle bir rotasyon yapar ki daha Lulu yetişemeden öbür tarafta birisini aradan çıkarırsınız, maçın kaderini değiştirirsiniz. Tabii Avenue'nun oradaki avantajı birazcık ışınlanı olması. Yani Queen'in o hızlı harita hareketlerine anlık bir harita hareketiyle karşılık verebilecek bekleme süresinde olmadığı sürece ama kesinlikle katılıyorum sana. Yani Queen'in o ayrık ittirmesine cevap verebilecek bir şampiyon şu anda görünmüyor Aurora tarafında. Bakalım yani burada Avenue'nun neler yapacağını... Zaten Queen'le Lulu'nun karşılıklı olduğu bir ayrı kittirme senaryosunda Lulu'nun Queen'le pekişi olmaması lazım. O minyon dalgasını... Minyon dalgasını tertemiz etmesi aynen, gerekiyor. Aynen, aynen. İki takımın da çok sağlam minyon dalgası ittirme potansiyeli var. Onu da söylemek gerekiyor. Ve temizleme potansiyeli var. Bir tarafta Sivir zaten tek başına bir ayaklı minyon dalgası katili diyebiliriz. Diğer tarafta ise zaten Lulu ve Kog'Maw'ın bir noktadan sonra ultisi, hatta Morgana'nın birleştiğinde bu noktada kuşatmalar çok da etkili olmayabilir. Burada daha çok takım savaşları, özellikle ilerleyen takım savaşlarında Sivir'in ultisiyle beraber Supermassive tanklarının içeri girip doğru hedeflere ulaşıp ulaşamayacağı, diğer tarafta ise tabii ki Juggernaut'un kanunu budur. Lulu'nun ultisini üzerine alan bir Kog'Maw'ın o tankları ne kadar hızlı eritebileceği, bu ikisinin çarpışmasını izleyeceğiz. Dört gözle beklediğim bir senaryoda Stomage'da Dumble arasındaki sinerji. Şunu söyledik, Sejuani ultisini karşılayacak, göğüsleyecek olan iki tane tank olacak ön tarafta ama Dumble'ın ultisiyle beraber pasifize ettiği iki tankın arasından geçecek güzel bir Sejuani ultisi. En iyi 5 harekete şimdiden girer. Eğer yapılabilirse. Rez diyor musun yani? Rez dedim şu anda. Peki. Girinci yorum. Dediğin şey çok doğru bu arada. İlla ki burada Sejuani'nin savaşı başlatması veya Mahkoni'nin savaşı başlatmasına gerek yok. Eğer o altın tepsi doğru bir noktaya gelirse, onun süresini çok iyi hesaplarsan, rakip takım daha ona karşılık veremeden ultileri üzerine bindirebilirsen olaylar çok farklı bir boyuta gelir. Zaten Kog'Maw'un öldüğü senaryoda Aura'nın çok fazla şansı kalmıyor gibi. Yani zaten sen de az önce söyledin. Bütün yumurtalar o sepette. O sepetin altı delinirse
yumurtalar gider. Yok hepsi olur. Kırılmış olur. Aynen. Ağır oranında seri umutları kırılmış olur diyelim. Çünkü serinin 3. karşılaşmasındayız. Eğer Team Aurora sezon içinde gösterdiği performansı burada sürdüremeyip maçı kaybederse 3-0'la elenmiş olacak yarı finallerde ki çeyrek finali pas geçip yarı finalden başlayan takımların o egzersiz eksikliğini oyun yani gerçek oyun eksikliğini yaşadığını daha önce görmüştük. Bunun en net örneği bende 2013 Dünya Şampiyonası. Fnatic çeyrek finalde başlamıştı. Amerika'yı kasıp kavuran Cloud9 yarı finalden başlama hakkını yakalamıştı. O Fnatic'in grup aşamasında oynadığı ve çeyrek finalde oynadığı maçlar onlara öyle bir momentum kazandırdı ki Cloud9'ı ezip geçmişlerdi. Gerçi 2-1 bitmişti tabii seri ki. Ama tabii çok doğru. Yani o çeyrek final idmanı Supermassive'in çok işine yaramış. O delikleri kapamışlar gibi görünüyor şu anda. Bir de şöyle bir gerçek var. Supermassive ve Aurora'yı karşılaştırdığımızda seri tecrübesi olan oyuncu yani Supermassive'den çok daha yana gözüküyor bu ibre. Yanlış düşünmüyorsam. Kesinlikle. Burada düzeltebilirsin beni. O yüzden birazcık da onun da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ligde bir maç, günde bir maç yapıyorsun ve kazanıyorsun, kaybediyorsun, evine gidiyorsun sonra. Ama burada 5 maça yaymak zorundasın bu performansı. Aynen öyle. Yani yorgunluk, mental yorgunluk da var, fiziksel yorgunluk da var oyuncularda kesinlikle. Ve önemli bir faktör haline geliyor yavaş yavaş. Şimdi Zergsting'i yakalamayı başardı Naru ama Zergsting oradan karlı çıkan taraf oldu. Şu anda geri gidebilecek de şansı var. Dumble tabii izin verdiği sürece 8-6'nı cebine koydu yine. Cebine koydu aynen öyle ve şu anda da geri dönecek. Yalnız alt tarafta her iki destekle birbirini gördü. Şimdi Kog'Maw ve Morgana üst koridora doğru hareketleniyor gibi görünüyor. Buna cevap verecek mi acaba Sivir Bard ikilisi? Ya Kog'Maw'un rahat etmesini sağlayacaksın. Bütün kaynaklarını ona yönelteceksin. Zaten yasaklama seçim ekranında bunu yaptın. Oyun içerisinde de rakibin ne yaptığını görüp ona göre hareket edeceksin. Yine çok derin bir totem harekatı yapmadılar. Birazcık daha hani körlemesine yapılan bir koridor değişikliği bu. Ama Supermassive de aynı şeyi yapmayınca bu durum onların lehine gelişecek gibi gözüküyor şu an. Yani Sivir Bard koridorunda müthiş bir dürtme potansiyeliniz var ama nihayetinde Sivir'e karşı savaşırken her zaman şöyle bir gerçek var. Minyon dalgalarına karşı savaşıyorsunuz. Yalnız kule takasına girdiğinde belki de koridor değişimlerin en önemli noktalarından bir tanesi. Kule takasına girildiğinde o Sivir'in seken atışı ve ikinci seviyede gelen bumerangı oldukça ciddi bir avantaj kazandırıyor. Bu arada Aurora rakibin gelip baskı yapacağını düşündüler çünkü orada totemde görüşleri vardı. Yaz oldukça ciddi şekilde hasar verdikleri kırmızı güçlendirmeyi de bırakmış oldular sadece bıdıkları aldıktan sonra. Ama bu Dumble'ı durdurmayacak. Yan yana durmaları lazım çünkü arka tarafa Sarks'ın istemiyorlar o sersemletme. Dumble şimdi iki kişinin arasında bakalım orta koridordan Lulu da döner mi? Kanani orada almayı başardı ama yani küçük bir Bard'dan öyle çok hasar aldılar ki orman sürecini oldukça zorlaştıracaktır bu Aurora adına. Dumble yine tek kişilik dev gösteri olmaya devam ediyor. Zergsting ise rakibin... Aslında doğru yaptılar diyebiliriz. Çünkü orada bir büyük minyonu tanklamak, orman kampını tanklamak var. Bir de orada keskin Gaga'yı tanklamak var. O yüzden o noktada belki kırmızı güçlendirme üzerinde yakalansalardı daha fazla canları sıkılabilirdi. Ki Dumble'ın tutuşları olduğunu unutmayalım. Ama hala ortada alınmamış bir kırmızı güçlendirme var. Ve Storm Edge şu anda mavisini de alarak yavaş yavaş rakip kırmızıya doğru hareketleniyor. Güçlü tarafta da oldukları için bu rakibe 3 güçlendirme diye bir başlangıç hediye etme anlamına geldi. Evet, evet. Yalnız en azından bu noktada Aurora'nın doğru bir başlangıç yaptığını söyleyebilirim. Yani, saygıyı gösterdiler, bu çok önemli. Diğer tarafta yine üçlü ekip, iki tarafta başladı. Bu arada hani Kong'un 6-5 yamasıyla beraber o ekstradan saldırı olmadığını söylemek lazım. Double üstünde eksikliği birazcık hissedilecektir bu kule yarışında. Ama yani fena olmayan bir süratle alıyorlar. Diğer taraftan Sivir Bard Maokai üçlüsü ise alt koridoru biraz daha hızlı bir şekilde almış durumdalar ve minyonların düzgün şekilde geriye doğru sekmesi için gerekli hamleyi gerçekleştirdiler. Aurora tarafı o kadar sabırlı olmadı ama onlar da benzer şekilde. Şimdi tabii merak ettiğim nokta şu, ilk oyunda Kalista ile beraber oynarken yeniden aynı koridora geri dönmüştü Darkseid. Burada ama Kog'Maw'un ben kesinlikle alt koridora gideceğini düşünüyorum artık. Çünkü mümkün olduğunca yalnız, sakin, sessiz bir köşesine çekilip tamamen minyon almak istiyor. Bu arada agresif oyun. Zergsting eski günlerinden bir kuple sunacak derken Eveni üzerinde tutuştur var. Dumble! Dumble kanı ıslamış bir şekilde geliyor ama Kanani de orada. Fazla uzanırsa orada Dumble. Yakalanması işten bile değil. Şimdi Zergsting ikinci seviye ama desteklerin savaşı. Ya belki de Zergsting'den beklediği oyunlar bu Aurora tarafının, Aurora taraftarlarının. Kesinlikle buydu. Yani ilk maçtan itibaren bunu yapması gerekiyordu. Sonunda yaptı ve fark yarattı.
Xorzing sonunda o harita hareketlerinde bir varlık gösterdi. Acaba aynı senaryoya mı gidiyoruz Johnny? 2-0 öne geçen takımın 3. maçta topu düşürdüğü, 4. maçta yeniden kendini toparladığı bir senaryoya mı gidiyoruz? Yalnız koridor değişiminin ardından Taldin'e burada bu kadar bedavadan minyon vermekse bir noktada bence Timoror'un hatası, çünkü aynı bedava minyonu Hios yakalayamıyor üst koridorda. Ama buradaki amaç aslında hani Taldir'inden, Hios'tan daha ulvi bir amaç. Kog'un rahat minyon biçmesi. Tek önemli olan şey o. Bir tek için. Dileğim var, sen mutlu ol, yeter evet, Darkseid. Evet, Kog'un için böyle bir arabesk yaklaşım şu an benim sınıfımdalar. Acaba göreceğiz, Aurora takımı çıkamayan adam mı olacak yoksa mükemmel şekilde söyleyecek mi bu şarkıyı? Evenio'da çok ihtiyaçları var. Evenio zaten hani ihtiyacı onu aldı. Seviyelerine ihtiyaçları var bu arada. Aynen. Yani altından ziyade. Evenio hatta o Boost Leech'in hakkı artı Leech puan eşya düzeni yapar mı? Ama Kog'Maw'ın bu çok bence mantıklı değil gibi. O biraz daha Rabadon'lu, daha fazla işte o kalkanını işte ekstradan saldırı gücünü verebilecek bir eşya düzeni gider mi, onu hep beraber göreceğiz. Ama Boost Leech'in hakkı hiç fena bir fikir değil. Rakipte böyle bir takım savaşına girme potansiyeli varken Sivir'den kaynaklanan, açıkçası o Boost Leech'in hakkı çok değerli bir eşyaya dönüşebilir. Hatta bundan iki tane bile yapmayı düşünebilirler ama bunu zaman gösterecek. Yalnız rotasyonda geri kaldı şu anda Aurora ekibi. O minyon dalgasıyla beraber kuleyi alamayınca Supremacy birazcık da erken dönecek, yalnız alt koridora yetişmelerini sağlamayacak bu. Onun altında tek başına Kog'Maw'a veriyorlar. Kuşatma minyonu düşer düşmez Kog'Maw son vuruşu yapacaktır derken vurmasına bile gerek kalmadı. Şimdi orta koridora doğru kenardan Sejuani geldiğini görüyoruz ama orman minyonları ayakta. Ormana gidecektir gibi görünüyor. Tabii Evenio'nun az önceki pozisyona sıçramasını kullanmak zorunda olduğunu hatırlatalım. Şuradaki pozisyonda Naru'nun bir sıçra avantajı var. Şimdi ejderha denemesi Aurora ekibinden geliyor. Bu sefer oyunun başında momentumu yakalayan, ilk hareketi daha iyi yapan Aurora bunu haritada ejderhaya çevirmeye çalışıyor ki çok kötü kaybettikleri maçlarda bile ejderhada çok geride kalmamışlardı. Onun hakkını vermemiz lazım Aurora'ya. Evet, bu sefer ben de şaşırmayacağım ve Aurora ilk ejderhayı bu şekilde almış olacak. Minyon dalgasını temizledi ve geri dönecektir diye tahmin ediyorum. Kudret kitabını bakalım neye çevirecek bu noktada. Naru da hemen büyü savar pelerinini almış. İlk eşya Sihirişen gidecek herhalde. Evet, gidişat onu gösteriyor. Naru da dönmekten vazgeçti. Bir minyon dalgası daha dedi herhalde. Ölçtü biçti, para yetmiyor diye. Birazcık daha koridorda kalmayı tercih edecek. Bu arada Gragas ve Bard'ın karşılaştığını görüyoruz. Ve Kanini bu sefer totemi temizleyen taraf, hatta üzerine görüş sağlayan taraf oluyor. Bu maçın sonucu ne olur bilinmez ama Kanani elinde Gragas varken çok daha farklı bir oyuncu gibi. Evet. Mavi taraf avantajı en çok ona yaradı gibi gözüküyor şu an itibariyle. Bu arada Aurora da kendi üzerine gelen bu minyon dalgası konusunda hiç şikayetçi değil bence. Çünkü zaten haritadaki önemli görevi yapmayı başardılar az önce. Bıraksınlar da koridora, kuleye dayansın, hiç önemli değil. Hatta istedikleri aynen. Şey güvenlik, kulenin güveninde minyon biçmek olmalı. Ama tabii bu ormanınızın kontrolünü görüş anlamında rakibe bırakmak anlamına geliyor. Şimdi Evenio ile Naru arasında Yıldırımlar Efendisi'nin hükmü de orada devreye girdi Naru üzerinde. Evenio izin verecek mi gitmesine? Evet. Ya fazla iddialı olabilir geri dönmesine izin vermeme. Kanani pembe güçlendirme aldı. Kırmızıya gider mi? Storm Age. Hiç orada beklemeden kırmızıyı çarpıyla beraber alıyor. Üst koridorda ise mükemmel bir mücadele devam ediyor. Hiçbir saniyesini kaçırmak istemediğimiz Maokai'yi... Emin misin? Bak dileğin gerçek olabilir yani. Olsun. Yani Taldrin'le konuştuk maç arasında. Geçerken harika bir gösteri sundunuz bizlere. Müthiş bir eşleşmeydi dedim. Oynamaktan daha çok göbek attık dedi Taldrin bana. Ki oldukça da haklı. Doğru söylemiş arkadaşlar. Şimdi Gragas da oraya katılırsa müthiş bir göbek ekibi olacak. Göbek team. Xorzing orada yakalanacak mı bakalım. Kara kalkanını kullandı. Birazcık erken kullandı. Orada bir de kozmik bağ gelebilirdi. Son tehlikeliydi. Son pikselden kaçan bir kozmik bağ oldu orada. Ulu hala dönmedi bu arada. Ulu paraları bayağı biriktirdi. Şimdi bir de mavi güçlendirmeyi alacak. Hala dönmesi için de bir sebep yok açıkçası. Biraz canı düşük olabilir ama 1800 altın cebine koymuş bile şimdiden. Nuru da sık sık alışveriş yaptı. Şu ana kadar bir kere öldükten sonra, bir kere de geri döndükten sonra o da ayrı ittirmeye şimdiden başladı. Aşağı koridorda. Tabii onun karşısında kimin geleceğine bakıyoruz. Evet, yukarıdan bir, daha doğrusu aşağıdan bir Natürüz ilerliyor. Maokai'yi de
yukarıda tek başına minyon biçmeye devam ediyor. Açıkçası Supermassive az önce rakip ormanda geçirdiği dakikalarda çok 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 iyi bir görüş sağlamadı kendine. Dolayısıyla Naru'nun bu hareket ettirmeyi yapabilecek, onu destekleyecek görüşü yok. Yani oradaki iki totem yeterli değil. Geri kalan yollardan çok rahat baskın yaparsınız aşağı. Naru da bunun bilincinde olduğu için hemen o minyon dalgasını ittirip geri döndü ama bu Aurora ekibine bir vadinin alameti güçlendirmesi olacak olarak geri dönecek gibi görünüyor ve altın farkı da 200-300'den 500 civarına çıkacak bu vadinin alametiyle birlikte. Kimde kalacak? Kanaan'da kalıyor. Zorksting de açı üzerinde bir karanlık esaret denedi ama orada zaten Sibir'e o karanlık esaretleri atmak da gerçekten hiç kolay değil. Oradaki sunaklar da zaten gelen hasarı tamamen iyileştirmiş oldu. Sivir de direkt cam biçende başlayacak. Onun üzerinde muhtemelen bir statik göreceğiz gibi duruyor. Son dönemlerin popüler Sivir eşya düzeni. Şimdi Supermassive kış mevsim finallerinde bu sene çok 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 ciddi, kendilerinden üstün bir rakiple oynamadı hiç. Yani kaybettikleri TT maçında bile rakibe o imkanı verdiler. Şimdi ise oyunun erken safhalarında momentum Aurora tarafında. Çünkü orada bir saatli bomba var. Kog'Maw'a verdiğiniz her saniye sizin maçı kaybetmenize yaklaşmanız anlamına geliyor. Dolayısıyla Supermassive'in de bu maçı kazanır kaybeder önemli değil. Nasıl bir reaksiyon gösterdi oldukça önemli olacak bence onlar için. Bu mevsimde elenebilirler ama önümüzdeki mevsim adına ya da kış mevsiminin finali adına onu da görmek adına Aurora'nın önde olması bence güzel. Bir seyirciler adına en azından güzel. Şimdi Kanan'ı arka tarafta yakaladı. Stomage ultisiyle beraber karanlık kalkan da üzerinde, kara kalkan da üzerindeydi. Patlayan fıçı da geldi ve o savaş başlamadan bitmiş oldu. Skor tabelasında da Supermassive adını yazdırmadı. Dumble yine orada. Bu arada Luna'nın ışınlığını takım arkadaşlarının koruma amacıyla attığını gördük. Ve erteledi sonrasında, gelmekten vazgeçti. Şimdi yukarı koridorda Nora tekrar onun karşısına gidiyor. O birebir yalnız nasıl hoşlanır bilmiyorum. Şimdi Hios katıldı. O birebirin birebir kalmasını istemiyor. Taldırın da katılabilir. Kanani'de gelmiş. Naru üzerinde fıçı da geldi ve ikinci skorunu almayı başaran tarafı Aurora güzel gibi yemediler. Oluyor. İki ışınlanmaya saygı göstermek zorundasınız böyle bir oyun yapmadan önce. Evet, Lulu kullandı. Hala bir ışınlanma var haritada. Açıkçası burada Taldırın o saygıyı Naru'dan fazla gösterdi bence ve hiç ışınlanıyla cevap vermek istemedi. İki skor vermeleri işlem bile değildi. Zaten Naru'nun ayrı ittirme konusunda birazcık sabıkalı olduğunu biliyoruz daha önceki dönemlerde. Bir wildcard macera sırasında Diana mıydı? Diana. Evet. Çok güzel hatıralar bırakmamıştı bizde. Burada da hata yaptı. Diğer tarafta Lulu da döndükten sonra evet, Faker'ın o meşhur eşya düzenini yapacak. Buz kraliçesinin hakkı üzerine Lich puan gelecek. Hem hasar hem de koruma. İkisi bir arada, neden olmasın, kampanya gibi. Bir tane fiyatına iki tane almış olacak böylece. Evet. Peki Morgan da yine ikinci bir buz kraliçesinin hakkını görecek miyiz? Şu an hala bir hırsız marifetinde tutuyor eşyayı ama ikisinin olması bence hiç kötü bir fikir değil. O yatırıma değer diyor musun? Diyorum ya. Yani, Wurf diyorum hatta. Wurf. Yani Kog'Maw'ı elinizden geldiğince korumanız lazım. Yani, rakibin 2 veya 4 tane şampiyonunu yavaşlatabiliyor olmak, hatta süründürüyor olmak, Kog'Maw'ı otomatik sahaları yapma fırsatı tanıyor olmak bence büyük bir zafer. Bakalım devam edecek mi yani o noktada? Karşı tarafın kitle kontrol etkilerine baktığımız zaman bir Mikael daha mı iyi olur tabii acaba? Tabii ki Zergsting deyince aklına ne geliyor? Agresif, taşıyıcı destek. Bir tane skoru aldı ya, karamıyor. Hemen. Reca yapmadan olmaz. Hemen. Bilmiyorum yani ona vereceği ekstradan bir para daha var. Onun yerine acaba farklı bir yatırım yapsa, Kog'Maw için bir yatırım yapsa. Tabii kara kalkanın çok güçlü olmasını istiyorsunuz. Ama bir yandan da erken safhada bitirebileceğiniz bir demir soderi kara kalkana ihtiyacınızı veya bir kere öldükten yani, sonra etkisini kaybedecek bir mecaydan daha mı güvenilir? Şu var, karşı tarafta çok çok net bir büyü hasarı potansiyeli yok. Yani evet Maokai, evet Sejuani ama zaten ilk etapta Kog'Maw'u korumanız gereken bütün hasar büyü hasarı. Ya ben Mikael alırdım bu arada. Hani, çünkü evet, asıl sıkıntı burada kitle kontrolü gibi evet, geliyor bana. Doğru, doğru. Neden olmasın? Sen de farklı bir açıdan yaklaştın. Ben birazcık daha hani hasarı tanklama bakış açısıyla. En farklı açıdan Zergsting yaklaştı Johnny. Ve bizim bu konuda söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bakalım oyun sonunda bu onun için doğru karar olacak mı göreceğiz. Ama altında şu anda eşitlik var. 22.500 altındaydı her iki takımda. Ben bu cümleyi bitirmek
bitirmeden önce. Bir de Bard gerçeği de var, doğru. Yani o Weed'lerle beraber düşük bir hasar çıkarabilir bir anda. Tabii yani az buz bir hasardan bahsetmiyoruz. Doğru söylüyorsun. Bilgi almak adına yollanmış hayaletler orada Naru'yu buldu. Stomage'i bulamadan bittiler. Şimdi orta koridorda ikinci kule duruyor her iki takım içinde ve harita kontrolü için o kulenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla Aurora birazcık kaynaklarını o tarafa doğru yönlendirmiş durumda. Tabii yan koridorlarda da sololar diyelim. Birebirlerine devam ediyorlar. Müthiş etkili bir birebir daha. Tabii bakalım Hios bu maçta bir Ziziroth kapısı yapacak mı? Bu sefer iyi olabilir. Yani Queen'e verilecek belki de cevaplardan bir tanesi o Ziroth kapıların olabilir. Aslında yani Queen'in çok canı sıkmaz da Mako'nin daha fazla canı sıkma potansiyeli var. Queen orayı çünkü bulduğu anda umurunda bile olmaz. Pat 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 3 vuruş 4 vuruşta kesme gibi bir durum var. O yüzden belki birazcık daha takım savaşı odaklı hareket etmesi kendisi için daha büyük fayda sağlayabilir. Çünkü o hayatta kaldığı sürece zaten ekstradan bir şey yapmasına gerek yok takımın. Minyonların veya herhangi bir şeyin. Kog'Maw yeterli olacaktır. Şimdi birebir de yakalamayı başardın Naru'yu ve hemen dürtüyor. Naru kaçma moduna geçti. Şu anda hiç geri dönüş hasarını bile düşünmüyor. Onu söyleyelim. Evet, yani o birebir de tabii Lulu'dan çok korkmasına gerek yok şu anda ama fazla uzun kaldığında Gragas faktörünü unutmayalım. Aynen öyle ki Kog'Maw faktörünü de unutmamak lazım bir yandan. Onu da karma hasarı olduğunu tekrardan söyleyelim. Evet. Şimdi orta koridorda Darkseid rahat rahat minyon biçmeye devam ediyor. Hatta o minyonları da kuleye yedirmek için bıraktı. Kuleye herhangi bir hasar vermediler. Şimdi geri dönecek. Zaten o Guinzo'yu bitirmişti. Üzerinde bir hançeri var. O hançerle beraber ilerleyen dönemde bir Runa'nın tercihini de görebiliriz. Bu arada maç hafiften sakinlemişken izleyicilerimize şunu hatırlatalım. Eski Şampiyonluk Ligi oyuncusu, bizim de maçlarını yakından takip ettiğimiz Holy Phoenix bu akşam Avrupa Yükselme Ligi'nde, Avrupa LCS Yükselme Ligi'nde Puma kadrosuyla bir maça çıkacak. Ve rakiplerini yenmeyi başarırlarsa eğer, Rocket'i yenmeyi başarırlarsa eğer Avrupa LCS'e adlarını yazdıracaklar. Bu karşılaşmayı da Türkçe anlatımla LoL TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Bu serinin hemen ardından Huma Rocket karşılaşması da LoL TV'de olacak. Ve Naru, evet, bayrakları hazırlayayım mı? Bayraklar hazır zaten. Tek tarafından astık bayrakları. Özellikle bayağı astık ya bu arada. Son iki, bu arada Darkseid'i yakaladılar. Biz bayraklardan bahsederken Darkseid'i geçmedi. Bir yandan yok. Görevler var dediler. Mükemmel bir patlayan fıçıyla takım arkadaşlarının arasına kule menzilini attı. Yani temel anlamda 4'e 4 başladı savaş. Achu yanlış görmediysem bir tane bile seken atışını aktifleştirme imkanı bulamadan düştüğü için o 4'e 4 kuleyle beraber oldu sana 5'e 4. Oldu mu 5'e 4? Evet, burada tekrardan izliyoruz. İşte burada bakar mısın? Hios'la evini yordum. Tutmuş. Mükemmel bir seçim. Müthiş bir ulti. Ders ama kitaplarında okutulacak. Bunlar niye ölmüyor? Bunlar niye ölmüyor? Çünkü orada ekstra kalkanlar var. Hem Lulu'dan hem Morgana'dan. Kog'Maw olmadan da biz savaşırız dediler. Ama and içmişler adeta bu arada o kozmik geçişleri kullanmamaya. Ve böylelikle bir şekilde o savaştan avantaj çıkmayı başardı. Ama şöyle bir kayıpları oldu. Zergsting orada gereksiz şekilde öldüğü için kara mühürden ekstra yükler gitmiş oldu. Ölmese 1-0-3'tü. Öyle bir şey var. Yani tabii o oldukça mikro ama önemli bir nokta. Öbür taraftan da ileride Kog'Maw'ın belki hayatta kalması için o ince çizgiyi belirleyecek unsurlardan. Ya tabii o baskıyı da azaltmış oldu bir yandan. Takımınız bir anda bir kişi eksiliyor ve karşında herhangi bir kaynak alamıyorsunuz. Şimdi ejderha tarafında oldukça ciddi bir mücadele söz konusu. Çünkü 3. ejderhası şimdi orada iki mekaniği kullanıp çıktı orada. Harika geçişti. Sihirli yolculukta muhtemelen aradan geçmeyi başardı. Ejderha Pit'in arkasından gitti ama yani Darkseid'e müthiş bir combo yaptılar. İlk önce altın tepsi onun üzerine düştü. Bu arada Dumbledore'da yakalandı. Size az önce soruyordun öldüm ölmedim ya. Bakalım burada ölecek mi? Ama dağlara taşlara giden bir karanlık esaret. Ejderhaya şimdi orada ejderha bu arada ejderha inmiş attılar. Şimdi ejderha acaba Aurora'nın mı olacak? Şu anda Naru da geri dönemez, Dumble da geri dönemez. Bir ulti gelecek mi acaba? Hayır gelmedi. Üçüncü ejderha çok teşekkürler Supermassive. Yardımınızı unutmayacağız dedi Aurora orada. Ölmüş bu arada. Ölmüş mü? Bilmiyorum ya. O kadar çok şey oldu ki çünkü bir de Bard'ın oluşu savaşın alanını genişlettiği için
Bakamıyoruz da diğer tarafta çünkü daha önemli bir şampiyon var. Kog'Maw'ı bir şekilde orada mıhlamayı başardılar. Ondan bahsediyordum. O Bard'ın ultisi açılır açılmaz. Naru ve Stone Age müthiş bir combo yaptılar. Burada Zerg Sting üzerinde tutuşturma var ama... Düşünecek. Avenue zamanında geldi. Ve tutuşturma almayı başardılar Naru'nun ellerinden. Zerg Sting yalnız bu yakalanmalara birazcık daha dikkat etmesi gerekiyor. Oyun başından bu yana belki de takımı adına kötü durumlardan bir tanesi o ve ikinci kez de bu arada az önceki savaşta da düşerek sıkıntılarına sıkıntı ekledi diyelim. Yalnız 3 ejderhalı bir Aurora tarafı var. Supermassive ise altında şu anda 1800 altın geride. Bu arada şöyle bir gerçek var. Karamürde çok ısrarcı olmamak gerekiyor. Eğer ölüyorsan devam etme. Bir yerden sonra çünkü ilk aldığında çok karlı bir eşya. İlk öldükten sonra tamamen boş bir yatırım. Belki ileride hiç ölmeyecek. Evet, belki yüklerini maksimum hale getirebilecek. Ama şu an o eşya o paranın hakkını vermiyor. Bu arada burada kalan minyon da izleyici arayüzünde yaşanan bir hata. Onu da izleyicilerimize belirtmiş olalım hemen. Şimdi burada Lich puan bitti Lulu'da. Şimdi Zonya'ya doğru ilerliyor. Lulu da sessiz ve derinden. Avenue'da bizi şampiyonluk liginde alıştırdığı performanslardan bir tanesini sergiliyor şu anda. Ölmeyen, savaşlara katılan ve skor katkısı çok yüksek olan bir oyuncuydu. Şu noktada da... Bursting sen orada Mikael yapmazsan ben de giderim civalı kuşağımı yaparım dedi. Senle mi uğraşacağım dedi adeta. Bu arada iki tane olmasında hiçbir sakınca yok. Çünkü tabii. Çok fazla kitle kontrolü var. Yani Sejuani ultisi olabilir, Maokai'yi yakalayabilir. Dumble'ın zaten o sersemletmeleri şu anda çok iyi kullandığını gördük. Kesinlikle. Sihirli yolculuk görüyoruz. Ama totemi kesen taraf... Zersting oldu. Bu arada Naru ortaya doğru dönünce hemen tehlikenin farkına vardı. Darkseid kulesinin altına kaçtı. Yani şu an Darkseid sadece kulelerin altında minyon biçmeye devam ediyor. Ve bunu da çok iyi bir şekilde başarıyor. 209 minyona çıktı. Kog'Maw devreye girdi mi sence? Bir sonraki savaşta buna beraber karar verin. O skoru gördükten sonra ben de karar veririm Johnny. Hayır. Ne kadar koruyabilecekler, ne kadar hayatta kalacak. Çünkü evet geri deriz. 6 eşyası olsun ama... Savaşın ilk dakikasında düşüyorsan hiçbir etkisi olmaz. Ama savaşın ilk dakikasında düşüyorsan devreye girip girmekten ziyade takım arkadaşlarının senin önünde ne dereceyi bir set oluşturduğuna ya da... Olay sırf Kog'Maw'dan kaynaklı değil yani. Tamam anlaştık. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Peki. Nadir ama kabul ettim canım. Naru da Valor'la beraber gezisine devam ediyor ama ya haritada bir arayış içerisinde şu anda. Bu arada Avenue'yu birebir yapmak istiyor Naru'yla. Ne kadar iyi bir karar. Bu arada tutuşturu yok Naru'nun az önceki savaştan. Onu da söyleyelim. Avenue'nin ultisi de vardı, sıçrası da vardı. Herhangi bir destek gelme ihtimaline karşın Avenue'da geri gitti. Şimdi yalnız bir 3'e 3, düzeltiyorum 4'e 4 zorlayabilir Aurora ekibi. Çünkü ışınlan avantajı şu anda Aurora'da. 2 tane ışınlanları var bu sebepten. Başladılar. Baron'a başladılar. Dikkat etmeleri lazım. Storm Age yine kahraman olabilecek mi ama hayır. Kanan'ın başka fikirleri var. Çıktı oradan. Makoy'nin yeri de çok önemli. Burada pozisyonu orada arkadan kapatma durumu vardı. Evet harika. Hatta bu bana Int serisini hatırlattı. Beşiktaş Int serisinde de buradan Hecarim'le gelerek seyrini değiştirdiği bir savaş. Burada yine pozisyon kollamaya devam ediyor. Onun görevi şu an doğru pozisyondan gidip kombosunu Dark Side'e yapmak. Bu. Tek görevim var Naru. Evet. Orada rakibini de orada gördü. Avenue bir anda ayın 14 gibi ortaya çıktı. Farklı planları vardı belki de. Ama şu ana dek tabii Naru'nun henüz tam potansiyeline kavuştuğunu söylemek güç. Özellikle ilk yatırım yaptığı, yatırım yapmak zorunda olduğu Malmoşus'un ağzı yüzünden. Dolayısıyla ayrı kittirmeye şu ana kadar rahat cevap veriyor Lulu. Ama bu ne kadar böyle sürer o ayrı bir tartışmanın konusu. Şimdi Baron tarafındaki görüş üstünlüğü Aurora'dan Supermassive'e geçiyor. Evet, şu an Baron etrafındaki danslar ve ayrı ittirmedeki iki tane şampiyon Naru. Bu arada Baron dansına katıldı, oraya kadar geldi ve yukarı doğru hemen pikesini yaptı. Oraya doğru ilerliyor, oradaki minyon dalgasını da alacak. Rahat bir şekilde onu şu an rahatsız edebilecek bir tehdit yok. Lulu da hemen kendi takım arkadaşlarına katılıyor bu noktada. Evet, burada çok rahat bir şekilde ultisini kullandıktan sonra minyonları biçmek onun için hiç sorun değil. Zaten iki seviye sonra artık dönüşmek... Şimdi savaş başladı yalnız orada. Hios'u yakalamış birini. Dumble'ın canı oldukça azalıyor. Yine sihirli geçiş. Zerg Sting ölecek mi? Hayır, Zerg Sting düşmedi. Arkada ilk skor alan 2'de 2 yapan Kog'Maw oldu. Naru'nun da başı dertte. Maw'un Malmurşus ediyor mu? Yeter mi hiç? Hayır, yetmiyor. Tal'Drin'in de başı dertte. Tal'Drin'de düşecek gibi görünüyor. Vücut darbesi arkada atı.
Taldrin ne kadar açı düştü. Ayakta kaldı ama açı Evenio yem oldu. Şimdi Taldrin'i almak isteyecekler mi? O kadar uzun sürecek ki o savaş. Taldrin aradan nasıl skor çıkarmayı başardı. Katliam oldu. Karşında Darkseid ve Eos'u da verdiler. Kog'Maw bu sefer etkili oldu. Ölüsü de dirisi de iş yaptı. Aynen öyle. Çok da zamanlı düştü. Evet. Pasifiyle de beraber işini de yaptı ve bir anda altın farkı 3500 altına çıktı. Aurora da bizi alıştırdığı, lig aşamasında ortaya koyduğu performanslara benzer bir performansla serinin 3. maçında geri döndü. Aynen öyle. Ve mahvolmuş zaman da yaklaştı artık. Darkseid'e bakalım burada ne kadar koruyabilmişler. Zerstin yakalanmış yine ama... Oo, Darkseid'in üzerine gelmişler. Zerstin'i aradan çıkarmak istemiş ama o komboyu belki daha önceden Darkseid yapmış olsaydı bu savaş çok daha farklıydı. Burada açı da çok güzel pozisyondaydı burada aslında ama Durun'un oradaki son hasarına karşı duramamış. Yani Hios'un sersemletmesini yememek için attığı büyük halkanını evet. Lure'dan kurtulmak için atabilse belki bir süre daha hayatta kalırmış ama bu arada Taldrin'in orada tanıtıyordu. Da harika bir vursuz ilerleyiş gördük. Evet. Vücut darbesinin en azından boş kapatmadı savaşı. Kurtuldu. Aynen. Kiminin parası, kiminin duası dedi. Şimdi Aurora bir savaş daha başlatmak istiyor. Yalnız Stomage'i vücut darbesi yakalayamadı. Şimdi Eos çıpasıyla yakalıyor Stomage'i. Büyü işlemedi. Hayır, büyü işlemiyor ona. Onun üzerinde kara kalkan var. Ve rakibi öldürmediler ama süründürdüler. Bu da 4. ejderha için oldukça ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Hemen ultilere bakıyorum. Aurora tarafında bütün ultiler açık. Supermassive tarafında ise önemli 2 ulti yok. Sivir ve Bart ultisi yok. Şimdi Stomage araya girdi. Durdurdu. Evenio'yu yakalamayı başardılar. Evenio ultisini üzerinde kullanıyor. Stomage düştü. Lulu'ya inanmak ne kadar iki fikir görüyoruz. 2'de 2 Kog'Maw. Taldrin'in üzerinde şimdi. Darkseid hala sağlıklı. Taldrin'in üzerinde bu arada Taldrin oradan kaçacak. Naru'yu da öldürmeyi başarıyor. Orada kırmızı güçlendim. 4'te 4 geliyor inanılmaz. Darkseid hayatta kalınca işlerin seyri değişiyor. Orada bir an için döndüler. Tamam şu ufaklığı aradan çıkarın dediler ama Darkseid'in üzerinde hasar yoktu. Darkseid'in üzerine hasar geldiğinde artık onlar için çok geçti her şey. Mako'yu da almayı başardı. Bart burada bir mucize yaratır mı? Çok zor. Ve Baron güçlendirmesini Aurora alacak gibi Dumble bekliyor. Yani daha önce bu oyunları defalarca yaptı. Yine yapabilecek mi? İki kişi şimdi Baron'un önüne geçti. O sersemletme arkaya doğru geçmesin diye. Zaten olan da bu oldu. Zerg'sin kara kalkanlı kurtuldu. Az önceki savaşta yine Darkseid'i yani 4-5 saniye otomatik saldırı yapabildiği herhangi bir savaşı Aurora'nın kaybetmesi zor görünüyor. Zerstink ilk başta Naru'nun gelişini durdurdu. Birinci önemli nokta oydu. İkincisi ise Bard'ın ultisine kara kalkanla cevap verdi. Yani Darkseid'i ortaya aldılar, etrafına dans ettiler gelin gibi ve onu hayatta tutunca da işini yaptı. İşini 4'e 4'le de taçlandırmış oldu. 4'te 4'le daha doğru olur. Mavi'yi Zerg'sinden güzel bir deneme ve 4. ejderha da şu anda Aurora tarafına gelmiş oldu. Baron ellerinde, 4. ejder ellerinde 6 dakikalık bir son kullanma tarihi var artık Supermassive tarafının. Bir hamle yapacaklarsa 6 dakika içinde yapmaları lazım. Yoksa 5. ejderha ile o Kog'Maw gelip tek tek adres soracak hepsinden. Evet. Ve bu arada demir soları bitti. Morgan'dan bunu çağırıyorduk aslında oyunun başında. O kara mühürü de 9 yüke getirmiş. Şu an seni de çağırdığını aslında Mikael de yolda gibi gözüküyor. Ne istesek yapıyoruz Zerg'sin. Evet, evet. Aklın yolu bir. Ama araya sıkıştırdığı o kara mühür şu an iş yaptı bu arada. Şimdi Hios'la Naru'nun birebirinde yalnız Hios o çipayı kaçırmasa Naru'yu yakalama şansı bile olabilirdi ama Naru oradan çıkmayı başarıyor. Orta koridor oradaysa şimdi Aurora baskısı var. Taldrin'i orada karanlık esaretle tutmayı başardı. Stomage'in pozisyonu çok iyi ama bunun üzerinde görüşü var Aurora ekibinin. Yani yan taraftan gelecek bir X-Mitty tehdidine karşılık kenarları kapatmış durumdalar ve almış oldular ikinci kuleyi de. Bakalım üçüncü kuleye inanacaklar mı yoksa Naru döndü en azından. Orada Naru'yu yakalamak istediler. Oyunun 30. dakikasında böyle bir kompozisyonda olabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Şu an ekranda şu bol bol lama gibi tüküren şey. Bakar mısın tipe ya? Ve yani Lulu kalkanları sayesinde de kule kaşıyor adeta Darkseid'i. Sanırım bir sonraki eşyası da Gage olacak. Starak'a gidiyor şu anda zaten. Jarum'un yumruğunu almış durumda. Şu noktada yani hasar konusunda eksiği olmadığını farkında birazcık daha hayatta kalmak adına yapılmış bir adım bu. Ama eşya değişebilir yani o an için ne düşündüğünü bilemeyiz. Belki de bir donmuş balyoz vesaire farklı bir şeydi tercih edebilir.
Ama mantıklı olan o gibi. Hayatta kaldığı sürece çünkü hasar vermeye devam edecek. Naruto bu arada... Bir totem mi koyacak oraya? Rakip takımın kendisini kapattığını fark etti. Güvenli pozisyondan geri dönüyor. Kog'Maw. Yakın. Kog'Maw deniyor. 3 yaklaşık, 4 yaklaşık. Hayır. Sıcak soğuk oyunu başarısızlıkla sonuçlandı Aurora adına. Evet, Baron güçlendirmesini de olabildiğince onun bir şekilde kullanmayı başardı ama inhibitör hala açabilmiş değil Aurora ekibi. Onlar da birazcık daha güvenli oynuyorlar. Çünkü onların kaybedeceği şey çok daha fazla. Bir hata yapmaları durumunda seriyi kaybediyorlar ve mevsime veda ediyor olacaklar eğer bir hata yaparlarsa. Ve ikinci bitirdikleri bir mevsime veda etmek de onlar adına gerçekten tatsız. Oldukça tatsız bir durum olacaktır. Supermassive bu arada bence hala fena oynamıyor. Yani karşılarında bu kadar güçlü bir Kog'Maw varken odaklarını kaybetmeyip hala Kog'Maw'un üstüne gitmeye çalışıyorlar ama erken oyunda işte Aurora ilk iki oyunda yapamadığı oyunları yapabilince Supermassive erken oyunu kaybetti ve geç oyunda iyi olsanız da kötü olsanız da fark etmiyor. Donmuş Balyoz. Donmuş Balyoz'a gitti evet. Bu arada ilginç. Stera devam etmedi. Ya zaten etrafında zırt dürt bir şeyler atıyorlar kendisine kalkan. Bir kalkan daha olması yerine yok abi ben bunları durdurayım. Yani mesafeyi koruyayım. Artık kitle kontrolünü ve kite dediğimiz şeyi de çok daha rahat yapabileceği Donmuş Balyoz'u da almış oldu böylece. 5 eşyalık bir Kog'Maw karşısındasınız. 5 saniyeniz var dediğiniz, ne yaparsınız? Nişancı dediğiniz bir şampiyondaki bu eşya dizilimi herhalde bir tek Kog'Maw özeldir. Düşünüyorum. Muhtemelen. Kog'Maw tarifi. İsteyenler varsa arkadaşlar maçtan sonra dinleyen LoL Espor'da görebilirler bunu değil mi? Johnny LoL Espor reklamı yaptı. Bugün benim için çok güzel bir gün. Benim söylememe bile gerek kalmadı. Evet lolespor.com'da maç sonu rünler, kabiliyetler, verilen hasarlar ne bilgi arıyorsanız hepsini bulabilirsiniz. Burada yukarıdaki kuşatma başlayacak gibi ama Dumble'da pozisyonu arıyor oradan. Bir ultilik, bir kozmik bağlık. Şu Kog'Maw'ı bir tutsam diye bakınıyor ama Kog'Maw vurulabilir. Kog'Maw'ın işi şu an kuleyle. Hatta Açu birazcık öne çıktı. Ne yapıyorsun Açu? Yaklaşılır mı ona ya? Sevgi kelebeği o. Sevgiyi verdi. Evet, sevgiyi hissetti. Sevgisini burada Sevgisini paylaştı. Belki takım arkadaşlarından orada bir hamle bekliyordu. Hani girerler mi falan diye. Belki yemledi ama yani bakar mısın canın yarısını kaybetti. Hatta üzerine bir de Morgan'ın o zulüm toprağında durdu. Birazcık daha canını kaybedince geri çekildi ve orada kuleyi almayı başardılar. Naruto yine aynı şekilde. Kanattan gelmeye çalışıyor. Bakalım yakalayabilecek mi kimseyi ama totemlerin arasında, totemlerin içinden canım uçarak uçarak gel bana. Naruto hemen bunun farkına vardı ve orta koridora döndü. Ya yan minyon dalgalarını ittirme konusunda Queen harika bir şampiyon. Yani o yan koridorların kontrolünü çok rahat yapabiliyorsunuz. Şu bahtsız minyonu da şuradan bir çeker miyiz? Devam ediyoruz. Şunu bir alabilir mi biz? Al bunu alalım. Çocuklara yıkılar. 15-7 skorda Aurora'nın üstünlüğü devam ediyor. Altın farkında 8500 altına kadar çıkartmış durumdalar şu anda. Evet, Aurora'nın şu an yapması gereken tek şey bu ejderhanın çıkışında. Bir dakika çıkışında. Sonra çıkacak olan ejderde doğru pozisyonda kalmak. Mavi bakalım alabilecekler mi? Kog'Maw'a gidiyor mavi. Bir de Kog'Maw'a gitti. Bio büyü salvosu. Olabilecek en kötü senaryo. Tek problemim vardı. Manam çabuk bitiyordu. Onu da süpürmesin sağ olsun. Artık spamlarım. Kırmızı güçlendirmesi bitti ama. Olsun sorun değil. Şu an donmuş balyozu var. Yani o gerçek hasarda olmayı versin. Zaten şu an hasarın kralını vuruyor. Ya hasardan ziyade ya onu almak büyük sıkıntı ya. Bakar mısın? Totemleri kırmıyor, içiyor. Daha bir orada salya... Salya mı? Ne o? Ne o? Bir şey atıyor çünkü. Otomatik saldırı yapıyor Johnny. Bir otomatik saldırı gitmeden diğeri gidiyor gibi. Tüf tüf saldırısı diyebilir miyiz acaba? Timo bunu beğenmedi. Timo Timo like'lamadı değil mi? Heh, geliyor şimdi yine. Naruto ters taraftan geliyor bakalım. Jaws geliyor diğer taraftan. Yalnız orada Naruto üzerinde görüş var. Şimdi 5. ejderha başladı. Orada kitle kontrol. Darkseid'i yakaladılar. Bu savaş işte farklı bir savaş olabilir ama Darkseid ölmüyor. Hayatta hala. Aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Açı düştü. Şimdi Darkseid düştü ama gitmeden önce bütün hasarını neredeyse bırakmıştı. Naruto'yu da alırsa eğer Aurora bu savaşın kaderi tamamen değişecek. Şimdi Naruto arka tarafa sıçrasıyla beraber çıkmayı başardı ama iki kişi çoktan düştü. Nişancı ikilisi bu arada. O ne? Naruto ters tarafta kimi buldu? Naruto. Avenue geliyor. Avenue geliyor be. Naruto çok üzgün. Kırdın beni goddamit dedi burada. Taldirin artık orada bir hedef bile değil. Dönün ejderhayı alın. Yok bunu alacaklar galiba. Katliam seviyor Aurora ekibi burada. Taldirin'e vakit yaptı. Kazandırmaya devam ediyor bu arada takımına. Birazdan ultisi açılacak. Sıçrayla beraber şaka.
Ama işte takım savaşında... 20 saniye beklerler mi? Kovma umudunu vermek için. Bence beklememeliler. Yani 5 saniye sonra Dumble geliyor, 10 saniye sonra açı geliyor. 10 saniye bekleyecekler mi? Yok, beklemiyorlar. Beklemeden. Çünkü Stomage'in de geldiğini görüyorlar. Yani Kog'Maw zaten hali hazırda yıkıcı bir güç. İşte beşinci da ejderha... Böylece kırmızıya da ihtiyacı olmasın diyorsun ama... En yıkıcı olacaktı ama... Fark etmedi, nihayetinde burada büyük bir zafer kazandı Aurora. Hem savaşı hem de 5. ejderha güçlendirmesini 4 tane oyuncusuna vermeyi başardılar. Dumble da fantastik bir şekilde oradan çıktı ve oradaki Mijin'i... Oh! Mijin'imi aldım, rahatladım. Alev alev parlıyor şu anda. Ve baron vakti. Vadi için baron vakti, bakalım burada karşı durabilecekler mi? Başladılar bile. Mavi şu anda, açı da var. Açı nerede bakıyorum? Açı... Kog'Maw eritir yalnız. Yaklaşıyor. Kog'Maw oldukça hızlı bir şekilde 7000 cana kadar inmiş durumda. Stomage yine kahraman olma şansı var ellerinde. Şimdi Bard'dan ulti geldi. Hios'u yakaladı sadece. Herhangi bir savaş başlatamazlarsa buraya devam edebilecekler mi? Şimdi arka tarafta Kanani birini yakaladı ama o isim Taldrin. Kanani şimdi düşecek. Şimdi Lulu ultisi Kanani üzerinde kullanıldı. Hiç ideal bir hedef değil. Hios'un da canı azalıyor. Naru da geldi. Naru geldi. Ne yapıyor Aurora şu anda? Maçımı satıyorlar artık. Ne oluyor? Zerg Sting de düşecek arka tarafta. Bir anda arka arkaya skorlar. Şimdi orada... İnanılmaz sattılar yalnız. Arka tarafta skoru da almayı başaramadı. İnanılmaz iki skor birden aldı. Açu düşmüş orada. Kanani çıkması lazım. Supermassive. Müthiş oynadı burayı. Tam oynaması gerektiği gibi oynadı. Yani Naru çok fazla bekledi. Kanani'ye öyle bir hasar verdiler ki Evenue'nun ona ulti atmaktan başka şansı kalmamıştı. Ve bu Darkseid'in sonu oldu adeta. Şimdi Baron Supermassive tarafından... Yapmamaları gereken tek şeyi yaptılar bu noktada. Yalnız Kanani ve Evenue'da 5. ejderha güçlendirmesi hala var. Onu hatırlatmak lazım. Bu Baron birazcık iddialı bir hamle olabilir ve... Daha da önemlisi Supermassive'in başka bir görev almasını engellemiş oldu böylece. Belki orta koridordaki 3. kuleyi alacaklar ama... Yani burada en azından bir tane musibet bin tane nasihattan iyidir durumu. Evet, çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Çok daha kötü ama olabilirdi. Supermassive de hani ne derece tehlikeli olabileceğini gösterdi. Aynen öyle. Yani Lulu ultisini oyunun bu dakikasında Kog'Maw üzerinde kullanamıyorsanız zaten yanlış savaştığınızın en büyük göstergesi de budur. Darkseid bir yandan Baron vuruyor, bir yandan Daldrin, bir yandan Stomage. Naru. Naru da geldi. Yani... En son vuruşu Baron yapmış ama. Evet. Baron da baktı. Güzel bir hedef. Stomage de bu arada müthiş kaçmış. Bu arada Dumble son anda altına sunak bırakıyor yanlış görmediysem. Hızlanıp son anda kaçmayı başarıyor. Ya tabii o skor bir şey fark ettirmezdi muhtemelen ama Supermassive ekibi de hala yani o Lulu ultisini gördükleri anda herkes Darkseid'a döndü. Herkes ama. Ya Narita'dan geldiler Darkseid'a saldırmak için. Yani Darkseid'in bu dakikadan sonra çok dikkatli oynaması gerekiyor. Bu arada yine Baron'a başladılar. Baron sevgisi. Vadi can alacak bakalım yine. Darkseid orada tankı meydan veriyor. Lulu ters tarafta kaldı bu arada. Lulu Naru yine geliyor. Gidecekler. Naru da arkada. Ripley değil bu arkadaşlar. Tekrarını izlemiyoruz pozisyonu. Yalnız Darkseid'in pozisyonu az öncekine göre birazcık daha iyi. Şimdi Taldrin'in içeri girdi. Darkseid'in üzerinde büyük bir hasar var. Evini durdurdular. Evini yakaladılar ama bu sefer ama aynı bu şekilde sefer sonuçlanmayacak muhtemelen. Taldrin şimdi evini üzerinde. Açıyla birebir yapan Kanani o skoru da almayı başardı. Bu filmin sonu birazcık daha farklı oldu. Buraya kadar dedirtti orada Tekrar Darkseid. Tekrar değilmiş, onayladık. Pasifiyle beraber o çok sevdikleri, uğruna neler verdikleri Baron'u sonunda almayı başaracak. Bu arada diğer tarafta müthiş bir mücadele var. Ay! Ay ne oluyor orada? Orada kapı yetenekliyor ama Zerg'sinle Dumble'ın mücadelesi. Destek savaşı en sevdiğimiz. Kim alacak? Kurtlar da karışacak mı bu olaya? Hayır, sonunda ve Dumble almayı başardı Zerg'sinle. Buradan da doğaya sevgilerimizi yolluyoruz. Belki de en çok destek savaşını seven anlatıcılardan bir tanesi. Zerg Sting round'u kazandı ama... Sona... Baron gelmiş miydi Zerg Sting'e? Gelmemişti galiba. Yok, ondan birazcık yok, hile yapmadı ya. Bu arada kara... Mühürü satmış sonunda. Diğer tarafta yani çok güzel bir ulti geliyor Gragas'tan. Dumble'la açıyor, savaşın dışına itiyor. Zaten o sırada olaylar kopuyor burada. Evinin burada bir anlık Bard ultisi yemesi belki de takım arkadaşının sonu oluyor ama devamında Daldrin ne yapsın orada tek başına. Diğer tarafta Kanani de açıyor, yakaladı ve yok etti. Zerg'sin bakar mısın? Orada nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Seni de alacağım dedi. Sinir yolculuğa bindim. Aynen. Bakalım. Bunu inhibitor kulesine çevirebilecekler evet. mi? Az önceden beri kazandıkları avantajlarla ilgili en büyük sıkıntı bunu başka bir göreve çeviremiyor olması Aurora ekibinin. Şimdi ama minyonları peşine takmış Hios geliyor.
Dumbledore da geldi köşe. Oraya. Geri kalanlar nerede? Çünkü Darkseid birazcık geleceğiz. Şimdi Storm Age arka taraftan kapatmaya çalışıyor Eos'u. Yalnız orada karanlık esarete yakalandı şimdi Storm Age. Hop her başladı tükürmeye geliyor. Tükürmeye başladı. Tükürdü Storm tükürdü. Storm Age, ömür. Storm Age düşüyor. Şimdi Aurora adına o inhibitörleri almak, o inhibitör kulelerini almak çok daha kolay bir görev haline gelecek. Şimdi 5 kişi yaklaştı kulelere. 2 tane de kuşatma minyonu var. Daha ne olsun? Baron'un kendisinin gelmesi lazım bundan daha iyi bir senaryo yok, için. Yok yetmez. Aurora yeni bir tor kulesini almayı başardı. Şimdi devam edecekler mi? Soru bu. Az önce kötü bir karar verdi. Sonuçlarını görmüşlerdi. Şimdi Taldrin %50 cana inmiş durumda. Bard ultisi herkesi yakaladı. Altın tepside servis ama Taldrin çıktığında hiç mutlu bir son olmadı bu onun için. Darkseid arka tarafta hasar vermeye çalışıyor. Ama daha önemlisi Nexus kulesi. Şu anda minyon var mı? Yanında bir kuşatma minyonu var. Dumbledore da dikkat dağıtmaya çalışıyor. Yapabileceği başka bir şey yok. Hios sersemledi. Kalkanlar kalkanlar. Her renkten kalkan var üzerinde ya. Böyle bir şey mi var? Şimdi Darkseid ikinci Nexus kulesini alabilecek mi? 13 saniye sonra Storm Edge geliyor. Storm Edge geliyor ve ultisiyle beraber gelecek. Açu şimdi içeride. Seken atışlar. Açu! Açu! Açu yok oldu Açu! Açu yok oldu. Dumbledore yok oldu. Dumbledore da düşecek. Seri var elimizde. Yok ediyor. Yok edici. Thirsting orada yemledi ve orada bir skor daha yetmedi. Ona da tüküremedi ama nihayetinde 28-12 ilk iki maçın resmen acısını çıkardı. 24.000 altınlık bir farkla müthiş bir oyun. Yani ilk iki maçta oynayan Aurora'nın bu takım olduğuna inanmak güç. Ki karşılarındaki Supermassive de hani 3. maçın rehavetiyle kötü oynadılar diyebileceğimiz bir performans sergilemedi. Oldukça da iyi oynadı Supermassive. Geri dönüş şanslarını kullandı. Erken oyunda yapması gerekeni yaptı ama Aurora belki de onları ligde 2. sıraya çıkaran oyununu burada sergiledi. Aynen öyle. Yani Darkseid'in etrafında takımı kurdular. Şimdi bu noktadan sonra bir de Supermassive şöyle bir kaygı da verdiler. Kog'Maw'ı veya Kog'Maw'ın etrafındaki bir şampiyonu yasaklamak veya yasaklamak. Lule eğer yasaklama döngüsüne onların girerse... Onların arasında Lulu bence en büyük aday. Evet, aynen öyle. Lulu'yu yasaklarlarsa bir tane kritik şampiyon açıkta kalabilir. Ki Kindred yasaklıyorlar. Yine Korki yasaklıyorlar. Üçüncü şampiyon Lulu olur mu? Supermassive'in vermesi gereken karar şu an bu. Bakalım, göreceğiz. Analiz masasında zaten bu değerlendirmeleri daha net şekilde yapacaklardır. Glandal sizdeyiz. Teşekkürler Regarner ve Johnny. Gerçekten muazzam bir maç izledik. İki, yani Aurora'da ben ölmedim. Yaptığım hataların farkına vardım. Son şey noktada geri döndüm dedi. Yani ne söylediysek herhalde son analizde hepsini yaptılar. Doğrudan karşı rakibin iyi oynadığı şampiyona yönelik yasaklama da yaptılar. Seçimle Lulu seçtiler. Lulu seçebilir demiştik. Lulu seçtiler. Orada Naru'nun LeBlanc seçimini geri planda bırakmış oldular. Yani muazzam. Bu herhalde işte kendine gelmek dediğimiz şey. İlk iki maç biraz bocalamışlardı. Yani, Aurora şunun farkına vardı. Orta koridorda bir Naru tehdidi var. Evet, iyi oyuncu. Naru ne oynuyor? Suikastçı ağırlıklı. Quindi son yamalardan, bu son eşyalarla beraber hafif de bir suikastçılık rolü üstlenebiliyor. Ne yaptılar? Lulu'yu aldılar. Naru'nun ortadan birini çıkaran potansiyeli direkt aradan çıkardılar. Kesinlikle. Baktılar, güzel bir kompozisyona gidiyoruz. İşte Gragas'ı aldılar, Naut'u aldılar, Lulu'yu aldılar. Yani biz neden o zaman bir Juggernaut yapmayalım? Hazır elimizde çok hiper taşıcı koruyabilecek 3 tane şampiyon varken neden biz bunları almayalım diyeyim. Son iki seçimde de Morgana, Kog'Maw'ı aldılar ki zaten Darkseid ölüyordu ama ölmeden önce kendisi 3 kişi yanına götürüyordu zaten. Asıl aynen olay öyle. Bu. Aynen öyle ya. O kadar çok vuruyordu ki yani o Kaan'ın da biz maçı izlerken söylediği gibi hele mahvolmuş kılıcını yaptıktan sonra %6 bir de evet. Vuruyor. Yani emiyor direkt. Kime vursa emiyor direkt. Bir tane işte sonda 5 eşyalı, neredeyse tam 5 eşyalı Sejuani'yi yakaladı. Vişti eridi Sejuani. Ya şimdi bu sefer ne, işte rakibe Poppy'yi bırakalım, Natürius Azir alalım, elimizi belli edelim gibi bir şey yapmadılar. Evet. Juggernaut veya işte Kog'Maw olmasa belki Lucian'la da aynı şeyi yapabilirlerdi. Çok fark etmez. Yani Darkseid'in etrafında takım kurup oyunun orta aşamasına kadar oyunu getirip orta aşamasından sonra işte bu kompozisyonun daha çok çalıştığı yerden sonra işi bitirelim. Tamam, çok güzel. Bunu oynamak gerekiyor. Fakat bunu kontrolleyebilirsiniz. Evet. Bu sefer Supermassive çok önemli hatalardan biri yaptı. Bir kere şunu bir kere anlamak lazım. Eğer Queen seçiyorsanız Queen 20. dakikadan sonra çöp. Yani hiçbir işe yaramıyor. Ya, sadece ayrık ittirebiliyorsunuz. Eğer ayrık ittirmezseniz Queen'in hiçbir anlamı kalmıyor ki oyundaki. Yani kenardan da oynuyorlar bir yerden yandan birini yakalarsam diye. Yakalarsan ne hala? Yakalayamazsan ya da bir tane işte
ejderha önündeki savaştaki bir tane karanlık eser tersen bitti. Queen'in hiçbir işe yaramadığı için onu etkili kullanmanız lazım. Artı şöyle de bir bu arada avantaj var. Ya da Supermassive'in yaptığı bir hata var. Bence full saldırı gücüne dayalı bir kompozisyon kurunca Nautilus'un en sevdiği şey yaptığı zırhı Queen yani ne zaman ayrı kittirmeye gitmeye kalksa gidiyor Nautilus karşısına ve Nautilus yani Queen'de o kadar fazla hasar eşyası olmasına rağmen birebir de Queen'i alabilecek bir şampiyon. Çünkü temel hasarı çok fazla. Evet. Yani orada ultisi de açıkken çıpasıyla tutup çekip işte E'sini vurup ultisini vurduktan sonra hakikaten Queen'i öldürebilme ihtimali var. Naru da her Nautilus'u gördüğünde birazcık takaslayıp yok abi olmuyor deyip çıkmak zorunda kaldı. Bunu da kullanamadılar. Bir de ayrıca burada yapılan Bard seçimi de benim çok açıkçası içime sinen bir seçim olmadı Supermassive tarafında. Sivir varken hani daha böyle takımın üzerine kitle kontrolüne boğacak, takımı böyle tamamen hani o savaşı başlatabilecek bir şeyler seçebilirlerdi. Yani Bard biraz orada pasif kaldı. Tam ultisi var ama yeterli olmadı gibi. Ya değindiğin konu çok doğru ama benim değinmek istediğim nokta Bard değil. Benim değinmek istediğim Queen. Şimdi değil şöyle mi? Bakıyorsunuz Sejuani, Sivir, Maokai, Bard. Takım savaş yapabilecek potansiyele sahip ve zaman istediğiniz zaman takım savaşını durup tekrardan başlatabilecek yeteneğe sahip bir bardınız var. Bunların yanında ne yapmak istersiniz? Skorları toplayabilecek ve bu ultileri takip edebilecek bir şampiyon tercihi. Evet. Benim ilk aklıma gelen Ahri. Ahri. Veyahut da diyorsunuz ki biz bodozu içeri gireceğiz abi sivir ultisiyle. Çek abi Lissandra'yı. Neyi düşünüyorsun? Neden Queen yani? Ki zaten takımının hani yetenek gücüne ihtiyacı var. Bunu da görüyorsun. Hatta bir şey şöyle, diyeceğim. Neden Queen? Queen'in şöyle bir yanıtı var. Ayrı kittirme üzerine bir kompozisyon kuracağız. 3 tane tank onları tutacak. Diğer taraftan Queen gidecek ve çok hareketli olduğu için ulti zaten ışından da alırsın. Kendi ultisini kullandığı zaman çok da hareket eder. Ayrı kittirerek bir tehdit yaratırsın. Öyle bir şey de yapmadılar ki. Yapmadılar. Hatta bak şöyle bir şey var. İlk maçtan önce orta koridorda hem Naru'nun hem de Evin'in ne kadar en fazla oynadıkları şampiyonlardan bahsetmiştik. Orianna mesela ben şu kompozisyona evet, çok olabilir. Güzel uyabilecek bir şampiyon. Olabilir. Çünkü Sejuani ultisi var. Üzerine sivir hızlandırıyor. Sejuani'nin üzerine at topu. Gitsin. Sonra herkes içine patlat. Yine bu kompozisyonu oynayabilirlerdi ki. Oynamaya da çalıştılar ama burada Supermassive kendi kuyusunu kazdı. Siz, yani neden siz dakika 15-16 orta kule altı yapma deneyiminde bulunuyorsunuz? Evet, yani ihtiyacınız yok. Evet. Belli. Siz Queen'e bütün yatırım yapmışsınız. Oynayın abi dakika 40'a kadar. Sonra Queen artık bak sizin 4 ve 5 pozisyonunda sizin yaşadığınız süre boyunca alttan yarıp gitsin. Takım savaşı yapmamanız lazım. Şunu da söylemek lazım yalnız. Team Aurora sadece seçim ve yasaklama ekranı değil. Bence oyun içerisinde de bütün kararları doğruydu. Yani hatalı karar ya belki bir iki tane verdiler ama mesela Ejderha'daki vesairedeki kararları çok doğru. Bir senin takıldığın Baron noktası vardı herhalde. O 2000 candayken Baron'u bitirmek mi, savaşmak mı konusu? Aynen Baron'un da o kaybettikleri Baron savaşı evet. Sırasında Baron'u bitirebilirlerdi ama o tip şeyler oyunun sıcak. Bir tane mesela başka kötü bir kararları vardı. Ejderha'nın önünde savaşı 3. 4. Ejderha'nın önünde takım savaşını kazandıktan sonra hemen Baron'a gider. Halbuki Ejderha'nın önündeyken Ejderha'yı alıp da gidebilirlerdi. Evet. Çok sorun değil. Bu tip şeyler olabilir. Esas mesele Aurora bu sefer işleri çok kolaylaştırdı aslında. Yani Juggernaut'u yaptığınız zaman yani Kog'Maw'u etkin kılma kompozisyonu yaptığınız zaman aslında yapacağınız şeyler çok belli. Evet. Yani çok fazla öyle karar vermenize falan gerek yok. Seçim yasaklama ekranında ne yapacaksınız? Kog'Maw'u koruyacak, ayıklayabilecek şampiyonları alacaksınız. İşte kalkanlar, kara kalkan geliyor, Lulu kalkanı geliyor, vahşi büyüme geliyor. Kaplis geliyor. Her şey geliyor. Kog'Maw canlı kaldığı sürece zaten Allah gördük ne yaptığını yani. Hani anlatmaya gerek yok fazla. durmuyor. Ama burada esas etkileyici olan, esas Aurora için yani bu iki maçın ardından nispeten basit demeyelim de detaylı olmayan, kolay değil de. Tam ortalama bir kompozisyon aslında. Şöyle. Yani getirisi olan. Yani uygulaması çok zor bir kompozisyon değil. Ya evet. Da çok fazla parçası olan bir kompozisyon. Yapmanız gereken çok şey belli. Evet. Ve onu uygulayacak soğukkanlılığı gösterdiler. Evet, çünkü erken panik olmadılar, evet. Şey yapmadılar. Çünkü kolay değildir. Kog'Maw kompozisyonu 20. dakikaya kadar getirebilip 20. dakikaya kadar çok kontrollü ve çok sakin olmanız gerekir. Evet. Bunu yapabildikleri doğru. İçin bence çok takdir edilmeler. Ondan sonra da ama Supermassive'in de özellikle ciddi hatalar yaptığını. Ya ben mesela bahsetti Uğur Glandal şeyden. Fiziksel saldırı evet. Üzerine kompozisyonu. Tamam o mesela büyük bir hata. Zed bile alınabilirdi. Yani Kog'Maw'un üzerine gidebilmek için. Evet. Hani tamam üzerinde Lulu şey var. Lulu karşısında belki zor. Yani Lulu karşısında da zorlanabilirdi ama şey önemli değil. Yani
Queen'le içeri giremiyorsunuz ki hiçbir türlü. Evet. Öyle etrafta dolanıyor. Çıp çıp çıp. Kanat çırpa çırpa dolanıyor etrafta. Ya Queen dışında gerçekten her şey orada daha iyi olabilirdi. Evet. Belki kafalarındaki şey daha farklıydı. Onu uygulayamadılar. Daha fazla ayrı getirebileceklerini vesaire düşünüyorlardı. Belki olmadı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Dördüncü maça gidiyoruz seride. Yani gerçekten dediğimiz oldu. Hani bir anda çok farklı kahve eden takım farklı bir şekilde kazanabiliyordu. Bu alıştığımız bir şey Türkiye'de. Mavi tarafta olmak iyi bir şeymiş. Onu da gördük. Evet. Şimdi bu maçta yanlış hatırlamıyorsam mavi tarafta mı olacak yine? Süpürmesin mavi tarafta. Süpürmesin mavi tarafta olacak. Yasaklama konusunda süpürmesin target yasaklama mı? Yani kişiye yönelik yasaklama yapar mı sizce? Yani, yoksa yine fix devam mı edecek? Kişiye göre değil de buradan çıkması gereken tek bir şampiyon varsa tabii Lulu. De Lulu. Yani Lulu. Lulu's yani Kog'Maw'sız bir Lulu. Ama bu seriye özel bir şey değil ki o zaten. Tabii şampiyon değil. Yani işlevsel bakımdan zaten şu an hani OP o durumunda yerini almış. O kara listenin en başında zaten kendisi. Ki hani evinin tarzındaki bir oyuncu için de çok kolay bir şampiyon. Artı ilk iki maçta Naru büyük üstünlük sağlamışken sen zaten hani daha önceki analizler Lulu gibi koridor aşaması rahat. Hı hı. Çok fazla bir şey beklemeyen ama takım arkadaşlarına çok fazla şey katan bir şampiyon almak çok da iyi oldu. Psikolojiler açısından da iyi oldu. Hem Evenü'nün hem takımın hem psikolojisi. Hem de üstünüzdeki yükü biraz daha böyle gerçek anlamı taşıyıcı roldeki adama da aktarmanızı sağlıyor. Bireysel olarak sizin en iyi oyuncunuz, en öne çıkan oyuncunuz Naru mu? Bu Lulu gibi kolay bir şampiyon vermeyip psikolojik olarak da zor durumda bırakabilirsin. Evet. Lulu zaten her kompozisyonu oyuyor. Her kompozisyonu çok geçerli kılıyor. Lulu'yu yasaklayın gitsin. Evet. Ya bir de burada Lulu şeyi de çok iyi yaptı. Kog'Maw'ın mesela odaklandıkları, öldürdükleri savaşlarda herkesin canı zaten çok az. Lulu da bir yerden sonra aldı asistlerle vesaire birlikte. Şu anda bakıyorum 3-1-22'ymiş oyun bittiğinde. 3-1-22 ve üzerinde Rabadon var. Yani işte 4 tane eşya var, 5 tane eşya var. Hani o zaman zaten çok rahat temizliyor. Hem pırıltılı okuyla hem diğer yetenekleriyle pıtır pıtır o kalan 3-4 kişiyi hemen bitirebiliyor. Bunu da yapmayı başarabildi. Şimdi bu maçta Lulu yasaklanırsa LeBlanc'ı da yasaklamıyor gibi gözüküyor şu anda. Hani yine yasaklamayacağını ben tahmin ediyorum. Aurora'nın ne alabilir yani Evenue? Bu sefer Supermassive Lulu'yu yasaklıyorsa siz bu sefer ona karşı yasaklama olarak LeBlanc aradan çıkarmanız gerekiyor. Hmm. Yani bu bir saygı, artık olay biraz saygı içine dönecek. Ama şu da var. İşte onlar Lulu'yu yasaklamayı, biz LeBlanc yasaklamazsak siz yine de Lulu'yu yasaklamak zorundasınız. Çünkü kırmızı taraftasınız. Naru'nun da Lulu'yla neler yaptığını gördük. Son bir cümlede Kaan'dan alacağım. Dördüncü maç başlıyor. Valla Lulu yasaklandıktan sonra şimdi Aurora'nın bunun dışında bir şey oynayıp oynayamayacağını göreceğiz. Çünkü bunu oynamasına bir daha izin vermeyecektir Supermassive. Bakalım başka bir şey oynayabilecekler mi? Herhalde sunucularımız hazır. Maça doğru geçiyoruz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar valla seri heyecanı yükseldi. Dördüncü maçta neler olacak biz de çok merak ediyoruz. Regar, Nur ve Johnny'ye doğru geçiyoruz o yüzden.